Öncelikle selam. Videoya hoş geldiniz. Kulağım katlandı. Ne bu şeytanla ne bizim amiralle bunda problemleri var. İlk proje videosunda göstereceğim. Çalıştırdık bir benzin hortumundan bir yerden bir kaçağı var. Yere benzin aktı. Az buçuk görünüyordur belki. Bugün bu kardeşimizle beyaz yakalıların dostuyla... Şimdi şöyle bir önceki videoda anlatmıştım Diyevel malum ilanda. Hani ilana girdiğim kilometre artmasın. Çünkü şöyle bir muhabbet oldu bak şimdi. Diyevel videosunu yayınladım. Diyevel'i satıyorum ediyorum böyle böyle işte kilometresi falan. Benim motorun kilometresi Desmo'ya yakın. Evet doğrudur. Altına akıllılar diyeyim. Kendilerince akıllılar çünkü ben hiç bilmiyorum bunları. Şöyle şeyler yazmaya başlar. Desmo'su geliyor da satıyor motoru. Desmo'yu da başkasına ittirecek. Abi ne kadar komik duruma düştüğünüzü şöyle anlatayım size. Ben 2017'den beri Ducati ile çalışıyorum zaten. 2017'de Scramble'ı Ducati'yi alma sebebim de aynı. 2018'de de Diyevel'i zaten istiyordum. Olacağını düşünmüyordum. Bana bu imkanı sundukları zaman kabul ettim ve çok istediğim Diyevel'i aldım. Zaten alırken bu motorun 18.000'de olduğunu da biliyordum. Alırken Desmos'una kadar konuşmuştuk zaten motoru. Fakat benim motoru alırken ne işte motoru satarım, yeni bir eve taşınmış olurum, BMW'yi kafe racer yapma projesini kendimi kırarım da yaparım falan gibi düşüncelerim yoktu. Dolayısıyla Desmo bana sürpriz değil. Ben o yüzden videoda gönül rahatlığıyla bakımı gelirse de yaptırırım diyorum. Bakın zaten Ducati'nin kendi sayfasına 2017-2018'de Desmo videosunu ben çektim Diyevel. Ben de oraya kilometre yazarken farkındayım neyin ne olduğunu ve diğer ilanlara kıyasla 2015-2014 yani benim yeni kasadan 3-4 tane ilan var. Hadi 5 tane olsun. Zaten hepsinden en ucuzu benimki. Benimki 10 bin lira bu yüzden daha ucuz. Oğlum dayanamıyorum ya. Dolayısıyla şimdi Diyevel'in böyle bir hikayesi var. Şunu bir cevap vereyim dedim. Bu altımda gördüğünüz 2015 model 1XMX250. Benim değil. Bir arkadaşım ikinci köprüdeki yol çalışması yüzünden kiralamıştı motosikleti. Arkadaşım dedim de Fırat ha. X klasının sahibi var ya bizim. Aleyküm selam baba. Kiralama süresinin bitişi şehir dışına çıkmasıyla aynı süreye denk gelince bana dedi ki kanka sende kalsın. Kiralama bitince verirsin dedi. Ben de tamam dedim. Bugün de Bayrampaşa'ya gidiyorum şimdi. MX var. Premium motosiklet böyle modifiyelemiş falan. Kerem Ahir o sevgili Kerem Alan da oraya gidiyormuş. Ben de aradım abi dedim oraya geçiyorsan ben de geleyim. Hem şu motoru denemiş olurum dedim. Hem de seni görmüş olurum dedim. Gel muhabbet ederiz dedi. İyi dedim. Bir yandan da şöyle bir şey var. Diyevel satılınca küçük bir şey alacağım için işte scooter ya da küçük bir vitesli. Henüz kararsızım. İkisi arasına gidip geliyorum. Bana da böyle şehir içinde scooterla bir yere gidip gelmek nasıl bir his? Hatırlamış olurum. Eskiden de kullanıyordum yoksa. Ama bir şey diyeyim yani videonun başından beri kullanıyorum. Çok kolay ya. Öyle vites yok. Bir şey yok. Yani şehir içi için çok güzel. Bir yıldır çünkü Amiral'i kullanıyorum. Diyevel'i kullanıyorum. İkisi de binlik motorlar. Yakıtları ona göre, ısınmaları ona göre. Hani Amiral çok ısınmıyor ama Diyevel'in ısınma problemi var. Kronik bir Ducati olduğu için ısındı mı bacaklar iptal modu var. Allah Allah. Lan ne yapıyorsun koyayım? Ruh hastası ya. Büyük motorla bir yerlere gitmek. Buna kesinlikle ağlamamak lazım. Çok zor büyük motorla bir yere. Gidemiyorum sağ olsun falan modunda değil de. Isınmıyor gideceğin yere kadar. Trafikte kalıyorsun. Hareket etmek zor. Motora yazık. Ya bizim motorlar yüksek performanslı motorlar. Çıkıp gazlamanız için yapılmış motosikletler. Trek piste girmeniz için. Ya da işte güzel yollarda gazlamanız için yapılmış motosikletler. 40 ile 50 ile debriyajı sıkıp bırakıp sıkıp bırakıp gezeceğiniz motosikletler değiller. Bunu yapabiliyorsunuz evet ama bunu sevmiyorlar. Böyle aralara falan giresim geliyor ama tabii etin de bunun da ciğeri. Aesthetic like a local medic, high on dope, he get it from the prison, cause he's actually been living as a patient and a victim of the mental inflammation that he picked up from his pencils, radiation like a rental on vacation, at this pace he's gonna make it to the places that he thinks of when he asks his brain for pace, up without exercise and patience, kids mesmerized with taste and it's been supplied, don't waste it bitch, when will I be famous shit, pretend I didn't say. Evet abi, premium motosiklete geldik sevgili Kerem Ahiro, tam karşımda şu anda, önümde Yamaha TDR var, NMAX TDR var daha doğrusu, normalde NMAX'in iki tane modeli var, biri 125, diğeri de 155, premium motosiklet bir tane 180'lik kit getiriyor buna. Motorun üst silindiriyle varyatörü, debriyajı, silindiri, 125'likse enjeksiyon bobini. Doğru mu? Yakalıyorum yavaş yavaş. Ve motor iddiaya göre XMX250'den daha iyi kalkıyor. Kalkıyor. Devamında da gidiyor. Devamında da yürüyor. Biz de dedik ki Kerem abiyle beraber kalkalım. Bakalım nasıl yürüyor. Ama denemedim. Ha sen de ilk kez deneyeceksin. Geçen burada otoyucu muhabbetiyle denerken ben içerideydim. Deneyeceğiz bakalım. Tamam hadi deneyelim. Normalde MX Yamaha'nın giriş sınıfı scooter'ı. Egzoz da var tabii. Çok eğlenceli bir hal aldı ya. O kadar diyorsun. Ben MX'e en son ilk çıktığı zaman kullandım işte abi. Belki 3 yıl olmuştu ama hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi sana nasıl şöyle giderdi falan diye. Ya bindiğin motoru bile sorgulamaya başlayacaksın. O kadar diyorsun ya. Sıfırdan kalkıyoruz değil mi? Tamam. Hazır mısın? Arka serbest. 2, 3. Bu ne?
Kafası geldi, gördün mü? Bak bununla gaza basıyorsun. Debriyaj böyle tuttum, avradım. Hadi kalkayım. Amortisörün boşluğunu aldım. Hadi bir dur. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım. Gel değiştirip yapalım. Bir de senin gidişini görelim. Ha bir de kilo farklı. Evet doğru. Hiçbir şey diyemedim, sadece güldüm yani. Şaka makinesi ha. Tamam mısın abi? Adam yanlıyor ya. Gel abi şurada yürürüz zaten. Sen yürüyeceksin, ben yürüyemeyeceğim o yüzden. Hayır, ben gazlarım, otobüste buluşuruz. Orada buluşuruz. Hadi abi. 3, 2, 1. Yok. Bir 10 saniye sonra, 5 saniye sonra bıraktım ama Kerem abi benden ağırdır. Ona rağmen yok yine ama bendeyken mesela kafa kaldırdı. Bizim aramızda bir 10-15 kilo var tahmini. Abi kaç kilosun? Şu an 98 kiloyum. Ben 79 kiloyum abi. Arada düşün. 11 kiloda fark var. 11 kaç kilosun? Abi aramızda 19 kilo fark var. 79. 80. Oha harbiden ha. Tabii 20 kilo fark. Merhabalar. 20 kiloya farka rağmen. Ben onu dedim işte. Bendeyken kafa kaldırdı. Sendeyken gene boy boy fark edim ben. Yok inanılmaz yürüyor. Hani ben kiloluyum. Belki dedim biraz da olsa kafa kafaya eşit gideriz. Abi ne aldırıyorsun bu ya? Kalkarken ki koyduğu farkı hiçbir yerde kapatamaz abi ya. Yanlıyor. Bir şey yapalım mı abi? Soranlar olur. Sen 40'la. Ha rol kafası. Aynen. Yapalım abi. Karda ne oluyor onu göstermiş oluruz. Tamam. Şey koy. TDR midyar yazıyor bunda da. Düşsene ışıklara geldin abi. Stok. Bu arada X100'ü de alıyor. Yanında abi X150 var. Adam 32 bin lira para vermiş. Abi kalkalım mı diyorsun. Kapatıyorsun gidiyorsun. Evet abi ya. Stok olsa bir de var ya nasıl bozulursun biliyor musun? 30-70. 30-70 kafası. Okey. 2-3. Yok abi gene yürüyor. Bunu bu hale getirmek, ondan bir bahsetmek istedim. Hazır konu yani binmeden önce konuşmuştum. 4300 liraymış bu NMAX'in kitinin fiyatı. Fakat bu fiyata işçilik dahil değilmiş. Bir de eğer NMAX 125'e yapılıyorsa bu kit 1300 lira kadar enjeksiyon bobini fiyat farkı oluyormuş NMAX 155'e göre. Yani işte bir NMAX 125'iniz varsa 5000 300 lira. NMAX 155'iniz varsa 5000 liraya falan. Böyle modifiyeden geçip böyle X-Max'leri, Forza'ları falan tokatlayacak hale gelmiş. Çok eğlenceli makine olmuş. Ben çok beğendim vallahi ya. Sevgili Motolize de, Premium Motosiklete aynı zamanda. Teşekkür ederiz bize bu NMAX'i test sürüşü için verdi. Kerem abiye de ayrıca geldi videoya katıldı. Kaç gayme istiyorsunuz abi? Noter kazilerde hemen işlemleri başlatayım mı? Tamam, ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Bir şey söyle, buna bir şey söyle ne olur. Ya biçemiyorum. Niye biçemiyorsun ya? Ne olur, kitin fiyatı belli işte. NMAX'in üstüne koy alayım. 19 okey ya. Oo çok. 8000'e anlaşalım. 8000. Ne olacak 8000'e ya? Bu güzel kardeşine. Kerem abinin de atı var, araya girdi o kadar. NMAX'in girişi kaç para ki? Evet abi ne olacak? Size NMAX 3'e gelse 12'ye satsın. Bir yıl biner geri veririm. Tamam 9. 9 tamam tamam. Ben seninle anlaşayım abi, sen onlarla şey yapar. Adam şoka girdi abi. Ama şu gerçek ki gerçekten böyle adama hadi NMAX alayım da TDR'la. Adama dedirtmiyor işte. Ben neyi anladım biliyor musun? Adana'da falan Aurora'ya piston falan filan yapıyorlar ya. Ben anladım onları ya. Çok haklılarmış. Ben özür dilerim bugüne kadar laf söylediğim herkesten. Çok güzel abi. Vallahi çok eğlendim. Arada gelir kullanırım. Teşekkür ederim abi bu arada. Eyvallah. Yok abi çok teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz. Benim için de bol scooter'lı güzel bir gün oldu. Aslında evden çıkarken hiç böyle beklentim yoktu işte. Scooter'ları kıyaslarız. Motolize'de böyle bir imkanımız olur. Kerem abi gelir falan. Hiç böyle beklentim yoktu. Benim için de süper oldu. Hepsine teşekkür ederim. Dayanamıyorum. Keşke diyor. Bunlar hep diğer alışkanlıkları. Videoyu beğenerek bana destek olabilir. Yorum yazarak fikirlerinizi belirtebilir. Etkileşim sağlayabilir. Kanalımıza ilk kez geldiyseniz abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Oğlum büyük rahatlık scooter ya. Aa, çok alıştım. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Oo, yalnız scooterci olunca gerçekten elini sürekli kornaya basasınız geliyor. Ben böyle E5'te falan giderken sürekli yandan korna çalan scooterları anlamıyordum. O kadar yapacak bir şey yok ki, kornaya basıyorsun. Be famous shit, pretend I didn't say it. Pretending I don't dream of ever staying in the penthouse. Getting cross, wasted off some rock, faded off on rock, way up at the top. Looking out my window, I can see the block. Super proud, I bend over and bow, then give a facial. Let me stop it like a pause, shot it like a boss. Colder than the wrist, nice of Rick Ross. Hold up, I'm beside you, flicked off. You a big dog, bitch, get lost. Fingers crossed that you think of pissing off me, cause I'll see you.